7. sınıfa gidiyordum. 12 ya da 13 yaşındaydım. Sabah saat 6.30 sularında babamın dükkanına çok yakın bir meydanda asılmış halde sallanan 3 cesedi görmek beni derinden sarsmıştı. Üstlerinde bir şey yoktu ama üzerlerine asılmış büyük beyaz kağıt parçasında neden asıldıkları yazıyordu. Gözleri açıktı ve bu gördüğüm manzara, bu korkunç sahne gözümün önünden, hafızamdan bir daha asla, asla silinmedi. Babam serbest fotoğrafçıydı. Düğün fotoğrafları ve portreler çekiyordu. Suriye'deki ilk renkli fotoğraf basım atölyesini kurma hayali vardı. Bu dükkanda büyüdüm ve bu dükkan benim üniversitem oldu. Bu meydanlar halka açık infaz meydanları. Günümüze kadar bu şekilde geldi. Gördüğünüz fotoğrafları 2008'de Suriye'deki 3 şehirde, Şam, Halep ve Laskiye'de güneş doğarken çektim. Normalde şehirlerin halka açık ve en kalabalık meydanları olan bu yerlerin fotoğraflarda boş olmasının sebebi de bu. Bir infaz olduğunda insanlar cesetleri her açıdan, meydanların her köşesinden görebildikleri için meydanların çevresini de fotoğraflamaya çalıştım. Evet, ne yazık ki meydanların varoluş sebeplerinden biri de bu infazlardı. Fotoğrafların hafızamdaki o görüntüyü silmek, o cesetlerin aslında orada olmadıkları konusunda beni inandırmak için bana yardım edeceklerini düşünüyorum. Ama işe yaramadı. O korkunç görüntü, o cesetler hala gözümün önünde. Bu durum sadece benim için değil, Suriye'de yaşayan herkes için böyle. Ne yazık ki hepimiz bunun gibi infazları görmek zorunda kaldık. Müzik